öncelikle hoş geldiniz. 25 Kasım 1960'ta Dominik'te diktatörlüğe karşı mücadele veren 3 kız kardeşin vahşice katledildiği ve bu olayın resmi kayıtları araba kazası olarak geçmesinin üstünden 59 yıl geçti. Bu 3 kız kardeşin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddet ve uluslararası mücadele günü olarak ilan edilmiş ve kadınların kadın olmalarından ötürü maruz kaldığı her türlü şiddete karşı mücadelelerinde tüm dünyada farkındalığın yaratılmaya çalışıldığı bir gün haline gelmiştir. Daha geçtiğimiz günlerde tıpkı Mirabel kardeşlere olduğu gibi Şili'de pandomim sanatçısı ve aktivist Daniela Carrasco'nun cansız bedeni gözaltına alındıktan 24 saat sonra tecavüz edilmiş ve işkenceye maruz kalmış halde demir korkulukları asılı bulunmuştur. Bu olay gösteriyor ki aradan geçen onca yıla rağmen hala ne yazık ki biz kadınlar olarak dünyanın her yerinde şiddete karşı mücadelemizi öncelikle en temel hak olan yaşama hakkımızı müdafaa noktasında veriyoruz. Emine Bulut'un yaşamak istiyorum çığlığı atan aslında sadece o değil, şiddet gören ve görme tehdidi altında olan tüm kadınlardır. Yasal mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen kadına yönelik şiddet artarak devam etmektedir. Bunun nedeni toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş olmasıdır. Kadın kazanımlarını hukuken ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılmaya çalışılması, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurumlarda, üniversitelerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan dil ve açıklamalar kadın mücadelesini olumsuz etkilemekte, kadının insan haklarının ihlalinin artmasına yol açmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülke olmamıza rağmen aile hukukunda arabuluculuk, kadına karşı şiddet alanında uzlaşma uygulamalarının düşünülmesi, nafaka konusunda yapılmak istenilen değişiklik, sözleşme hükümlerinin ihlali olacağı için kabul edilemez. Kadına şiddet noktasında isteğimiz ve çağrımız ise aslında sadece yürürlükteki İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun etkin bir biçimde uygulanmasıdır. Bu noktada 25 Kasım'da bir kez daha şiddetten kurtulmak için önce her alanda eşitlik, şiddet önlenememiş, tehdit ortaya çıkmış ise kadınların koruma kanununa göre etkin bir şekilde korunmasını, tehditten de korunamamış bir kadın zarar görmüş ise etkin kovuşturma, çalışma hayatında, siyasette, eğitimde, her alanda son derece üretken olabilecek kadınların güçlendirilmesini istiyoruz. Çanakkale Barosu olarak 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetle ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.